Değerli izleyenler, şimdi Erdoğan-Putin görüşmesi bölge ülkelerinde de elbette yankılanıyor. Biz şimdi hemen Azerbaycan'a döneceğiz. Karşımızda Fatih Avanos var. Fatih'in yanında Anadolu Ajansı Rusya Kafkasya Bölge Müdürü Tolga Özgenç var. Bu ziyareti orada nasıl değerlendiriliyor? Önce onu alalım sizden Fatih. Bir de Gürcistan Başbakanı bugün Azerbaycan'da yanılmıyorsak onun gündemini de sizden dinleyelim. Evet, oldukça kritik bir dönemde çok kritik bir görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında. Eşref ve Nurgül tabi masadaki başlıkları aktardı. Eşref Rusya'nın bu görüşmeye bakış açısını değerlendirdi. Şimdi ise tabi bu görüşmenin Afganistan'dan Kafkasya'ya, Suriye'den Libya'ya kadar gerçekten çok geniş coğrafyada etkileri, yansımaları olacak. Biz de bu coğrafyada gerçekten 13 ülkeyi de temsil eden Anadolu Ajansı'nın bölge müdürü Sayın Tolga Özgenç'le görüşmenin yansımalarını, iki ülke ilişkilerine ve gelecek yakın dönemdeki etkileri neler olur? Tabii bu değerlendirmeler de oldukça önemli. Tabii ki Fatih senin de söylediğin gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin çok önemli bir zirveye daha bir baş başa yapacaklar ve çok önemli bir görüşmeyi gerçekleştirecekler. Aslında Türkiye ile Rusya arasındaki Erdoğan'la Putin arasındaki bütün görüşmeler çok önemli ve çok kritik. Sonuçları her zaman önceden kestirilemeyen ve merakla beklenen görüşmeler oluyor. Peki neden oluyor böyle? Çünkü Türkiye ve Rusya çevresinde çok fazla sorun olan, içerisinde çok fazla sorun olan bir bölgede yaşıyorlar. Dolayısıyla da bu bölgenin iki önemli aktörü, iki faal ülkesi birbirinden ne ayrılabiliyorlar ne de ee, çoğu zaman e, aynı konudan aynı pencereden bakabiliyorlar çünkü e, dış politikaları birbirinden farklı. Şimdi bugünkü görüşme de e, bu pencereden baktığımızda çok önemli. E, çok uzun yıllardır Suriye'de bir kriz devam ediyor ve bu kriz şu anda son iki aydır Rus hava kuvvetlerinin e, hava saldırıları dolayısıyla İdlib'e kilitlenmiş vaziyette. Bugünkü görüşme e, bu İdlib konusunda tamam mı devam mı sorusunun aslında bir parça cevabını verecek durumda ama ben şunu e, çok e, sondaki cümleyi baştan söyleyebilirim. Bu konuda iki lider yine bir formül bulup bu konuda devam edecekler ve bu e, 2020 yılında Mart ayında alınan İtlip mutabakatında belirtilen e, konuyu biraz daha açarak, maddeyi biraz daha açarak ileriye doğru e, birlikte yürüme kararı alacaklardır. Böyle bir formül bulacaklardır diye düşünüyorum. Görüşmenin ana maddesi tabii ki İdlib olacak ama Rusya'nın Türkiye'nin ilgilendiği çok sayıda konular var ve ikisi de bu konularda çözüm bulmaya çalışacak. Bunların başında Ermenistan sorunu, Afganistan sorunu, Libya krizi, ikili ticari ilişkiler, ekonomik ilişkiler, savunma sanayi ürünlerinin tedariki, üretilmesi konularında da iki ülke birbiriyle e, dirsek temasında olması gerekiyor. Bugün masada bu konuları da ele alacaklardır diye düşünüyoruz. Bir de tam bu görüşme sırasında yine bölgemizde iki önemli aktör Gürcistan ve Azerbaycan. Irakli Garibashvili'nin çok anlamlı bir seferi var Bakü'ye. Evet. Neden anlamlı? Geçtiğimiz haftalarda yine birlikte değerlendirmiştik. Bir arabuluculuk Ermenistan sorununda bölgeyi gerçekten kilitleyen bir Ermenistan var. Arabuluculuk rolü vardı. Bu ziyaret ilişkinde kısa bir değerlendirmemek isterim. Tabii ki. Şimdi e, bu bölgede sorunlardan bir tanesi de Ermenistan sorunu. Çünkü e, 30 yıl boyunca bir Karabağ sorunu vardı. Onu Azerbaycan e, ordusu 44 günlük savaşta o sorunu ortadan kaldırdı. Ama şimdi bölgemizde bir Ermenistan sorunu var. E, Gürcistan, Devleti, Gürcistan Başbakanı Garibashvili e, geçtiğimiz haftalarda Paşinyanla görüştü. Ermenistan Başbakanı Tiflis'e ziyarette bulundu ve bölgesel konuları konuştular. O konuşmalardan görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Paşinyan bizimle Azerbaycan'la temasa geçmek istiyorsa istediğini. Türkiye ve Azerbaycan'a temasa geçmek istediğini Gürcistan üzerinden mesaj göndererek yapıyor diye bir ifadesi vardı. Burada da Gürcistan'ın ara bulucu olduğunu öğrenmiş olduk. Aslında Gürcistan daha önce de esirlerin değiştirilmesi, mayınlı arazilerin haritalarının Azerbaycan'a verilmesi konusunda. Arabulucu olmuştu. Şimdi bölgede şöyle bir durum var. Garibaşvili geçtiğimiz günlerde Paşinyan'la görüştü. O görüşmenin detaylarını şimdi Bakü'de Cumhurbaşkanı Aliyev'e aktaracak ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in görüşlerini aldıktan sonra da tekrar karşı tarafa iletecek ve böyle bir süreç başlamış olacak. Çünkü 44 günlük savaşın üzerinden bir yıl geçti ve Azerbaycan kendi bölgesinde yapması gerekenleri yaptığı 10 Kasım mutabakatı çerçevesinde şimdi yapılması gereken ulaşım koridorlarının açılması bu konuda da bu şart Zengezur koridorunun açılması şartı Ermenistan'ın önünde duruyor. Burada yapılacak görüşmelerde tabii ki Erivan yönetimine anlatılacak Gürcistan Başbakanı bu konuda arabuluculuk rolünü yerine getirmek üzere Bakü'de. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Evet bir tarafta tabi Azerbaycan'ı ilgilendiren konular Soçi'de iki lider arasında Rusya ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmede olurken diğer taraftan arabulucu rolüyle Gürcistan Başbakanı da Bakü'de ve Erivan'ın belki taleplerini, belki isteklerini ya da Bakü'nün taleplerini tekrar Erivan'a taşımak üzere burada kritik bir görüşme yapıyor diyelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekilde söz size bırakalım. Fatih Havanos'a ve konuğu Tolga Özdenç'e çok teşekkür ediyoruz.